Herkese selamlar. Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta aslında her sporcunun veya sporla ilgilenenin, hatta ilgilenmeyenin de bilmesi gereken, evet, temel bir vücut fonksiyonu olan nefes konusunda konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz Özden Kaftan Thomas. Evet. Merhaba. Olacak. Merhabalar. Özden Hanım, biraz hem kendinizden bahsetseniz hem biraz bu nefesin nasıl alınması gerektiğine dair detayları ve bunun önemine dair böyle bir hani girizgah yapsak, sonra da tamam, Burak'la süper. Beraber herhalde merak ettiklerimizi hepsini soracağız. Hem dövüş sporuna olan önemini hem kaliteli bir hayat yaşamada ne kadar kıymetli olduğunu konuşuyoruz. En başta aslında çok güzel söyledin. Yaşam kaliteni arttıran bir şey nefesi doğru almayı bilmen. Biz hepimiz doğduğumuzda tam ve mükemmel nefesler alarak doğuyoruz. Ve daha tokatı yedikten sonra. Aynen, tokatı yene kadar. Daha sonra ne zaman bu zihin devreye giriyor? Etrafta olan tatsız duyguları daha çok hisseder ve anlar hale geliyoruz. Ve nefesimizi kontrol eder, tutar duruma dönüşüyor solunum maalesef. Nefes hayatın kaynağı. Nefes alarak doğuyoruz, nefes vererek de bu hayattan ayrılıyoruz. Nefesi doğru kullanmak hem sağlıklı bir ruhsal bedene, hem sağlıklı bir duygusal bedene, hem de sağlıklı bir fiziğe sahip olmanı sağlıyor. Ve bunlarla beraber işte egzersizler, terapilerle beraber kişilere solunumun rahatsızlığına bakarak her türlü alanda yardımcı olabiliyoruz. Peki, biraz bizim programımız tabii sporcular özelinde olduğu için spor özelinde, hatta Jiu-Jitsu'dan başlayıp belki. Mesela Hicks and Gracie'de hep bahsedilir bu nefes kontrolü ve diyafram kontrolü alakalı olarak. Sen biraz abi hem kendi sporculuk deneyiminden bu nefesin önemini, hem de eğitmen olarak da hani öğrencilerde gördüğün nefesle ilgili problemler neler biraz? Ya ben sevgili Özden'i uzun zamandır, aslında bu program başladığımız gün aklıma geldi davet etmek. Bizim işimizin aslında görünen kısmı işte dövüş sanatları, teknik çalışmalar. Onun üzerine git biraz ağırlık yap falan. Ama baktığın zaman bu işte bizim efsane kabul ettiğimiz, böyle legendary durumuna gelmiş adamların yaptığı şeyler biraz bunlardan farklı. Ben mesela Hicks and Gracie hiç deadlift yapan videosunu görmedim. Bundan yıllar önce ilk bu çok belgeseli, çok da severiz, ara sıra da paylaşıyoruz. Buraya tekrar bir linkini koyarız. O belgeselde Hicks'ın Japonya'ya gidiyor ve orada dağda bir soğuk sular içine giriyor, çıkıyor falan. Orada yaptığı bir nefes egzersizleri var. Onunla ilk insanlar bir dakika ya bu adam ne yapıyor demeye başladı. Biz o zamana kadar aslında ben dahil olmak üzere birçok zaman, hatta Muay Thai yaptığım dönemde de ne yaptığımı bilmeden nefes yapıyormuşum ama bilmiyoruz yani. Konuya dövüş camiası bence çok uzak. Türkiye'de de çok merak edilen bir şey olduğunu ama çok bilimsel olarak bir destek alarak yapılmadığını, bilinmediğini düşünüyorum. Biz şimdi öğrencilerimize geldikleri zaman ne diyoruz? Diyoruz ki sakin ol. Nefes al. Çünkü nefes almıyorlar. Katılıyorlar. O heyecanı, anxiety'yi, o kaygıyı onu kontrol ederken, kontrol etmeye çalışırken kas katı katılıyorlar. Evet. Burada onları açma, onu açabilme süresi bizim verdiğimiz eğitimlerle, ki biz nefes eğitimi vermiyoruz. Sakin ol, sakin ol, sakin ol diyerek. Onlarla sakinleşmeye çalışarak, aslında vücuda o hissiyeti karşı tarafa vererek onları sakinleştirmeye çalışmamız bazen bir yıl, bazen beş yıl alıyor. Ama bu başlangıçtan bir aynı ağırlık yapıyormuş gibi bir eğitim şeklinde, bunu da yapman lazım şeklinde yapılırsa, belki bu kişinin dövüşürken hobi amaçlı bile yapılıyor olsa gelişimini çok hızlandıracak bir durum. Ben yani utanarak söyleyeyim. Bu konuya gereken değeri vermedim yıllar içinde. Ve şimdi birazcık daha hani belli bir yaşa gelip bu deneyimi kazandıktan sonra, olgunluk yıllarımda, aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu yeni yeni kavruyorum. O yüzden çok kıymetli buluyorum yani dövüş sanatları için nefesin, oksijeni kullanmanın ve ritimli hareket etmekte bu yaptığımız işlerdeki değeri çok yüksek, yani çok değerli. Ben bu noktada size bir şey soracaktım. Tabii. Şimdi mesela Burak dedi, ben aslında işte gereken değeri veremedim o zaman falan. Peki kişinin bireysel olarak böyle bir eksikliğini fark edip bunun üzerine gitmesi mümkün mü? Yoksa zaten bu da bir alan sonuçta, bir uzmanla çalışmak. Tabii ki, yani hani bunu bir terapistle de çalışabilirler.
Eğer terapisti efort edecek güçleri yoksa aslında artık YouTube dediğimiz veya işte sosyal medyadan bir tık uzaklığında bir sürü egzersiz ve çalışma var. Ama hayatlarını bir şekilde sokmalarını tavsiye ediyorum. Buranın da dediği gibi performanslarını arttırmak için sporcuların, sakatlanmalarını azaltmak için o korku, kaygı, stres bir sonraki adımı düşünmelerindense o an nefeslerini düzenleyebilme gücü ve şey varsa yetenekleri veya işte çalışmışlarsa nefesleriyle hem performanslarında hem de sakatlanmalarında azalma olacaktır. Performanslarında da çok ciddi bir yükselme olacaktır. Zihin öyle bir şey ki bizim hiçbir zaman rahatlamamızı değil, aksine güvende kalmamızı isteyen bir organ. Zihin rahatladığınız zaman biraz korkar, ne oluyor diye gerginleşir ve kontrolü hemen eline almak için yine içeriden konuşmaya veya işte bir sonraki adım için plan yapmaya başlar. Zihni susturmanın en güzel yolu nefesine odaklanmak. Nefesine odaklanmak da evet biraz çalışmayla oluyor ama çok çabuk elde edilebilecek bir şey ve dediğim gibi eğer bir terapistle çalışma şansları yoksa artık sosyal medya ve televizyon bir tık uzaklıklarında ve birçok şeyi öğrenebilirler. Peki bu nefes egzersizleri de nasıl denir ona? Mesela düzenli idman gerektiren bir şey mi yoksa bir kere öğrendikten sonra artık? Yok, hayır. Aynen her şey gibi düzenli ve sürekli yapıldığında etkisini gösteren ve hatta etkisini arttıran bir şey. Solunum yaptıkça açılan, yaptıkça gelişen bir sistem. Aynı zamanda tamamen parasempatik sinir sistemimizle çalışıyor. O yüzden kaygı bozukluğu, panik atak, işte elde ayakta o titreme dediğimiz, ter boşalması, midedeki o kelebeklerin uçuşması, dizlerin titremesi. Arı onlar. Bunların aynen, bunların kontrol edilebilmesi için nefesini eğer kontrol edebiliyorsa bunların hepsinin üstesinden çok rahatlıkla gelebiliyor kişi. Siz çalışıyor musunuz profesyonel sporcularla peki? Profesyonel sporcularla, futbolcularla ve bazı atletlerle çalışıyoruz. Çok çok iyi performans ve sonuç alıyoruz. Onun dışında kaygı bozukluğu, işte duygu kontrolünü ve öfkeyi kontrol edemeyen kişiler olsun, kanser hastaları, bunların %100 geçirdiği değil ama muhakkak alternatif tıp olarak çok kullanılan bir şey nefes terapisi ve egzersizleri. Bu yaşadığımız şu dönemle de çok daha farkındalık arttı. İnsanlar solunumun ne kadar önemli olduğunu anladılar. Evet. Yine ben size başka bir örnek vereyim solunumla ilgili. Çocuklar neden bu rahatsızlıktan bu dönemde minimum zarar görüyorlar? Çünkü daha solunum bozulmuş durumda değil. Daha korkular çok devreye girmiş durumda değil. Hayat çok hırpalamış durumda değil. Yaşlılar her zaman maalesef bu durumdan daha fazla zarar görüyorlar. Güzel haber, nefesini her zaman eğitebilirsin. Bunun için ne yaş var ne zaman var. 7'den 70'e, 7 yaşından itibaren hakikaten hayattan ayrılana kadar nefesinle çalışabilirsin. Çünkü nefes zaten bu hayatta olan en güçlü bağlantı. Ben bir de okuduğum bir şeyde şöyle bir ilginç, benim için o an ilginç gelen bir şey görmüştüm. Ben çok hani jiu-jitsu'ya başladıktan sonra buna baktım ve kondisyonum benim kötü tabii ki, yani normal bir insan olduğum için. 3 round roll yaptıktan sonra böyle hani dünyam şaşıyor. Bu kondisyonu nasıl arttırabilirim diye bakıyordum ve işte ya işte kafamda şey diye düşünüyordum, hani koşu yapabilirim. Belki daha fazla roll yapmak için kendim sinirlerimi zorlayabilirim falan. Hani akciğer nefes kapasitemi arttırmayı düşünüyordum. Ama mesela baktığım yerler insanlar hep şey yazmışlardı. Ya onu yapana kadar hali hazırda aldığınız nefesin kalitesini hani tırnak içinde arttırdığınızda zaten sizin kondisyonunuz esas o zaman artar. Yani kondisyon artmıyor aslında. Evet. Ne oluyor biliyor musun? Kondisyonun olması başka bir mevzu. Kondisyonunu baltalaman başka bir mevzu. Aynen, yani o sen zaten yani elindekini sen, yüksek. Performansın oradaysa, lafını kesiyorum pardon. Estağfurullah. O senin bir kapasiten var orada, vital kapasiten var. O kapasiteyi kendin baltalıyorsun. Nasıl baltalıyorsun? Nefesini tutarak. Nefesini tutarak baltalıyorsun. Kasların doğal olarak, yani biz zincir gibi o birbirine reaksiyon gösteriyor. Nefesini tuttuğun zaman bu sefer kasların kasılıyor. Gevşemek, rahat hareket edebilmek için her zaman katı olamazsın. Gevşemen lazım. Ne zaman sertleşeceğini bilmen lazım. O aradaki o çok sertim ya da çok hareket ediyorumun arasında bir değişim, switch on off yapabilmek için nefes alabilmen lazım. Yediklerinle de bunu baltalayabilirsin. Yanlış yemek yiyorsan, yanlış besleniyorsan. Bunların hepsi aslında büyük bir resmin parçaları ama önemli parçaları yani. Bu konuda abi sen şeyden bahsetmiştin. Marangoni. Yok. Ben de bu arada şeyi de soracağım. Yani sizin
mesela gözle görülür olarak aslında bir insanın kendi potansiyelini tam baltalama kelimesi kullanacak. Hani %40'ındaysa aslında çok kısa bir sürede bak %70'e %80'e çok çok yükseğe çıkartılabiliyor. Şimdi kandaki oksijen, şimdi nefesimizi biz tuttuğumuz zaman siz özellikle dövüşürken muhtemelen nefes tutma, işte odaklanma, bir sonraki hareketi düşünme nefes almayı etkiliyor. Yine zihne gidiyoruz. Ama nefes almak demek o an rahatlamak veya gevşemek değil aslında. Kandaki oksijen oranını arttırıp işte kasların da aynı zamanda gevşemesini, ama sakatlanma anlamında gevşemesini. Onun dışında maçı bırakmak veya teslimiyet değil. Bedendeki oksijen akışını arttırarak hem odaklanmayı hem de performansı arttırabiliyorsunuz. Her gün yapılan, yani bu nefes olur, meditasyon olur, sabah işte pencerenizi açıp kıyafetlerinizi silkelemeniz olur. Biz deriz ki sabah kalkın, pencerenizi açın, bir önce giydiğiniz kıyafetleri silkeleyin, günün bir önceki enerji gitsin diye. Yani her şey düzenli yapıldığında muazzam etkisini görüyorsunuz. Nefes ama öyle bir tool ki, araç ki hayatımızda, hani hem sizi daha sağlıklı düşünmeye, daha performansınızı yükseltmeye, kendinizi daha iyi hissetmenize ve topraklanmanıza yardımcı oluyor. Çünkü biz ne zaman zihne gittiğimiz zaman çok bu anda olmuyoruz. Nefesimizde olduğumuz zaman anda kalabiliyoruz. Bir sonraki adım veya yarınki planlamamız bizi hemen bu andan yok ediyor. O yüzden şu anda burada odaklanmamız için bu anda nefes alıyor olmamız lazım. Mesela beni dinlerken şimdi bakıyorum Burak, nefesini tutuyor. Odaklanmak için bunu yapıyor. Beni dinlerken odaklanmak için. Bunu ben de şimdi fark ettim yapıyoruz. Bu arada. Evet. Bunu bazen biz mesela artık öyle bir şey oldu ki bir yere gidiyorum. İnsanların nereye nefes aldığına istemsizce bakıyorum. Göğsüne mi alıyor, karnına mı alıyor, daha mı duygusal, daha mı iradesinde, her şeyi. Şimdi nefes analizi dediğimiz bir şey var bir de bizim. İnsanların nefesine bakarak kendisiyle ilgili birçok bilgi verebiliyoruz. Bu da işte akupunktur meridyen noktaları var vücudumuzda. Onlardan dolayı görüp okuyabiliyoruz nefesi. Ve bir sonraki aşamada o kişinin o bölgelere nefes almasını sağlamak ki dengeyi tutturalım bedeninde ve hayatında, normal duygusal hayatında da diye. O yüzden nefes çalışmaları illa bir maçtan önce değil de hayatınızın bir yerinde olması lazım ki sizi %100 yaşam kalitenizi arttırsın. Bunun bir zamanı olsa mesela en iyi zaman nedir? Mesela benim sporcularım kalktı. İşte sabah yemeleri gereken yemeği biliyorlar. Öğlen, antrenman öncesi biliyor, sonrası biliyor diyelim. Ama nefes dedik mesela. Şimdi biz buradan diyoruz ki nefes egzersizi yapın. Bağlantı kurmak isteyenler sizinle bağlantı kurabilir. Kuramayanlar kendi geliştirebilir vesaire. Ama ne zaman yapmaları lazım? Mesela antrenmandan önce mi, sonra mı, sabah mı, yatmadan önce mi? Ya nefes egzersizi yapacaklarsa sabah erken yapmaları çok daha iyi. Aç karnına yapmaları çok daha iyi. Çünkü işte diyaframla ve bağırsaklarla, mideyle çalıştığımız için aç olması her zaman daha iyi. Ve vücut zaten açlıkla kendini çok çok iyileştiren bir mekanizma ayrıca. Uzun açlıkları da tavsiye ediyoruz o anlamda. Ama hani sabah mesela erken kalkabiliyorsa her zaman erken kalkıp nefes egzersizi yapmasını tavsiye ediyorum. Ama daha derin duygularıyla, öfkesiyle, kaygılarıyla ilgili çok ciddi problemler varsa egzersiz yerine terapiyi tavsiye ediyorum. Terapi bir terapist eşliğinde oluyor ve içerideki genelde o yarayla çalışıyoruz terapilerde. Hani o içeride o gömülü, örttüğü, kapattığı, kendinin bile hatırlamak, bilmek istemediği duygularla daha çok terapide. Şuralarda mı? Şuralarda, buralarda, buralarda. O yüzden göre değişiyor. Ama nefesi, ben sabah insanı değilim, sabah kalkamıyorum diye bir bizim şeyimiz vardır her zaman. O zaman gün içinde ne zaman uygunsa her gün o saatte o çalışmayı yapmasını tavsiye ediyorum. Ben biraz işi tekrar ringin içine döndüreceğim bu noktada. Yine dövüş sporlarında mesela hep... Kafes. Ring olmasa... Yok, konsepte tamam. Uygun değil. Peki, tamam. Şöyle oluyor mesela vuruş sporlarında aslında her kombinasyonlarında bir mesela boksör hep bir arada bir çok kuvvetli bir nefes itmesi oluyor. Çok hızlı çekiyor falan ve o da bir ritim aslında ve nefesten ritimle alakalı bir şey. Jiu-Jitsu'da da aslında sen mesela anlatmıştın, belki onu seyircilerle paylaşmak da iyi olur. Maran her bölümde de bir tane çıkartıyor böyle. Ve demeden önce düşünüyorum ne diyecek acaba falan diye. Abi sen söylemiştin falan. Dikkat edin, her bölümde bir tane var yani. Yani işte ne kadar çok konuşuyoruz tahmin edin yani kameralar kapalıyken. O
Ha, evet, çoka aldığında evet. Adamın bayım veya burada mesela Matthew diye bir bizim şey vardı. Çıkarttığı sesleri mi diyorsun? Matthew. O da boğulmuyordu ya mesela hani nabzını ölçüyordu sürekli nefes kontrolü. Ya buraya bir tane John Denner diye böyle bir abi var. Hani Jiu-Jitsu'nun şu an şeyi. Büyük bir hoca yani. O, yani kurallarını değiştirecek seviyede. Onun bir öğrencisi gelmiş buraya kahverengi kuşa. O böyle her roldan önce böyle bir meditasyon gibi... oturuyordu. Sonrasında da yapıyordu. Sonrasında da yapıyordu. Hatta insanlar gelip böyle ona bir şeyler söylüyordu falan. Ben uzaktan şey dedim. Adam çıldıracak şimdi hani meditasyonun ortasında biri geliyor. Abi şu nasıldı falan diye soruyor. Her zaman nabzını ölçüyordu falan. Böyle aşırı şeydi. Kendiyle alakalı kontrol halindeydi. Çok, çok iyiydi yani. Evet. Ve böyle o Burak'la mesela rollarında ben de şeyi hatırlıyorum. Mesela o da şey yapıyordu kendini. Şu an pes etmeyebilirim. Çünkü böyle acayip kendinin farkında. Programlıyor işte. Her anında. Programlıyor kendini. Ama mesela Marangoni'ydi değil mi? Şey, evet, yanlış Rafael, söylemiyorum. Rafael. Ha. O mesela Metro'dan da zaten üst seviyede. O dünya başka çapında bir şey yani. Dövüşçü. Ya onu çok pardon ya böldüm. Yok, hiç önemli. Burak'ın da açıyor şey 45 dakika ben atıyorum. Niye böyle yaptım bilmiyorum. onunla ilgili olan boğma ve o yine nefes kontrolü şeyini dinlemek istiyorum. Şimdi dövüş sanatlarında demin ring dedin, Muay Thai'yi söyleyeyim. Ben Muay Thai kökenli bir adamım. Taylandlı hocalar, eskiler mesela ve şu anda Tayland'dan gelen o oranın geleneksel Muay Thai'ini yapan dövüşçülerin hepsinin bir sesi vardır. Aslında o ses değil bir nefes verme yöntemi olduğunu ben yıllar sonra öğrendim. İşte bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce mi ne? 4 yıl oldu doktor, o kadar da olmuştur sanıyorum. Singapur'da, Evolve'da böyle Chatrin'in getirdiği birçok Taylandlı. O sesleri tekrar duyunca ha dedim ya bunu yıllardır duymuyordum falan. Hepsi bir ses çıkarır. Hey ho ha falan böyle vururlar yani. Böyle garip hayvan sesleri vardır. Biri maymun gibi ses çıkarır. Ve çok gariptir. Sen o kadar güç üretirken senden bir ses çıkar. Ve o ses kimsenin sesine de benzemez. Gariptir yani Muay Thai. Bunun nefesle ilgili bir şey olduğunu ben sonra, yıllar sonra öğrendim. Ve gerçekten o oksijeni bıraktığın zaman vuruşlarda ve onu ritme soktuğun zaman kombinasyonlarında çok daha uzun böyle roundlar yaparsın. Aynısı Brezilya Jiu-Jitsu için de geçerli. Eski ustaların hepsi çük 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 diye böyle bir ses çıkartırlar ve ritmik böyle nefes alırlar. Griplerle hareket tarzıyla onu birleştirirler. Hatta bir noktaya gelir. Konuşursun duymazlar rol sırasında. O çünkü ona odaklanmıştır artık. Ciddi meditatif bir durum evet. Yani. Adam tek boyutlu değil minderin altını da düşünerek böyle yok olur orada. Ve ben onu hayatımı çok az yaşadım. Açık konuşayım. Yani burada başlarsın antrenmana ama orada bitersin ve nasıl geldiğini hatırlamazsın falan gibi. Ve başka bir state o. Ve yüksek seviyede böyle beraber hareketle gelişen o artık bunu çok yapmaktan kaynaklanan bir durum. Güzel bir şey yani. Rafael benim çok yakın bir dostum. Sao Paulo'da akademisi. Gabriel'le beraber kardeş bunlar. Marangoni kardeşler. Sosyal medyamızı takip edenler bilir. Ben hep paylaşırım. Çok severim onları. Rafael bir kere ziyaret etti İstanbul'da bizi. 40 yılda bir kere bir şey yakaladım ya da o tutturdu bana yani. İkisinden biridir bilmiyorum. Muhteşem bir sporcudur. Çok da iyi bir insandır. Çok net, çok güzel bir choke yakaladım. Çok temiz yani. Anlatabiliyor muyum? Ya Matrix gibi yani. Adama ateş ettim yani. Ve şuradan ettim yani. Ölmedi. Yani orada durdu. Etti. İyi misin dedim. Yaptı. Ve boğulmadı. Ve bayağı tuttum yani. Korktum da. Dedim acaba bayılmasın. Evet. Hani bayılabilir çünkü. Şuurunun da orada olduğunu kontrol etmek durumundasın. Adam diyaframından nefes almaya başladı. O zaman dedim ki tamam burada başka bir şey var. Burak orada çok güzel bir şey söyledin. Diyafram hani göğsümüzden nefes aldık mı alıyoruz zannediyoruz ya aslında özellikle spor yaparken. Ama o çok sığ ve aslında çok kısıtlayıcı bir nefes. Gücün de karnında çünkü. Evet. O yüzden hani hep gut deriz, core hani karın o bütün şey de bilinç de orada. O yüzden karnı diyaframa nefes aldığın zaman bir teslimiyetten öte gücün ve performansınla ilgili çok daha farklı şeyler yapabiliyorsun. Bunu da yaptıkça geliştirebiliyorsun. İlla bir eğitmen veya birisiyle çalışman gerekmiyor. Kendi kendine bile evde mesela ben en basitinden diyorum ki göbeğinizin altına elinizi koyun. Çünkü burası bizim yaşam kaynağımız. Buradan bir ağaç gibi düşünün bedeni. Burası bizim kökümüz, burası da dallarımız.
buraya kadar nefes indirebilelim ki bacaklardan aşağıya da bütün gücümüz inebilsin. O yüzden göbek deliğinizin altına elinizi koyun diyorum. Elinizi şişirebilecek şekilde derin nefesler alın. Ağızdan veya burundan diye hep böyle bir şey vardır. Ağızdan mı alalım, burundan mı alalım? Göbek deliğinin altı çok değil önemli. Mi? Çok önemli. Evet. Göbek deliğinin altına elinizi koyup bence ağızdan o sırada. Çünkü o an için maksimum nefese ihtiyacımız var. Onu da bir tek ağzımızdan aldığımız nefeste yapabiliyoruz. Elimizi hareket ettirmemiz lazım. Nefes aldığımızda elimizin yukarı çıkması, verdiğimizde de inmesi lazım. En azından bir 10 nefes alıp hemen kan dolaşımını hızlandırabilir. Direkt karın egzersizi evet, aslında. Evet. Mesela bunu ilk yaptığınızda böyle başım dönüyor, bir şey oluyor, tansiyonum düştü gibi hissedebilirsiniz. Bu çok normal ama alıştıkça bu da geçiyor. Veya işte ellerde uyuşma olabiliyor, karıncalanma olabiliyor. Bu korkutabiliyor insanları. Korkutmasın, üstüne gitsinler. Bu egzersizi yapınca hemen ayağa kalkmasınlar, birazcık dursunlar. 10 sayı kolaylaşınca 20'ye çıkarsınlar. 20 sayı kolaylaşınca 30'a çıkarsınlar. Mesela her gün 10 sayıyla sabah kalktığında başlasın bunu. Yataktan çıksın, yüzünü yıkasın, otursun bir yere, rahat bir yere, sırtını koysun. Herkes yapabilir ama sporcuların yapmasını tabii daha çok tavsiye ediyorum. Kendileri de görecekler. Gün içinde günün nasıl devam ettiğini görecekler. Zihinlerinin rahatladığını görecekler. Odaklanmalarının arttığını görecekler. Özellikle kronik ağrı çekenler varsa bunların yani %90 derecede azaldığını görecekler. Yeter ki sürekliliği olan şeyler bunlar. Yani bunlar sürekliliği olsun ki hayatlarında farklarını hayatlarına taşıyabilsinler. Başlarken bir de zor oluyor. Aynen öyle. Yani ben ama tadına diyafram, varınca da bırakamıyorsun. Ben çalıştım diyafram. Çok kısa bir zaman çalıştım ama o benimle kaldı. Biraz bunu iş farkındalıkla başlıyor. Evet. Sen fark etmiyorsun nereden de. Bilmiyorsun yani. Hani alıyorum zannediyorsun. Yeterince almıyorsun, verimli almıyorsun evet. falan. Ondan sonra buraya bizim Kaliforniya'dan bir dostumuz geldi. O yaptırmıştı bize. Hı-hı. Ve bir şekilde dedim bir dakika ya ben hani bunu yapmıyormuşum. Bir yerde otururken de aklıma gelmeye yapmaya başladım. Ve bir kas ağırlık çalışıyormuşsun gibi. Yani evet, çok aynen öyle. Garip bir şekilde ilk zamanlar böyle ağrıyor yani. Oradaki kası hissediyorsun. Diyaframın evet. orayı falan. Böyle zorlanıyorsun. Benim hoşuma gitmişti. Ben öyle zorlukları sevdiğim için. Aa dedim bu da hani zor bir şey. Ama onu yaptıktan sonra bir sonrakinde birazcık daha kolaylaşıyor. Evet yaptıkça gelişiyor. Yaptıkça evet. gelişiyor. Ya ilk seferi biraz zor olabilir. Hani hem orayı hissetmekte zorlanabilirsin falan ama sonra yavaş yavaş yapa yapa bu daha da böyle hani keyifli bir hale geliyor. Son antrenmanda yapabilmeye başlıyorsun. Ben bazı yakalandığım pozisyonlarda bunu bilerek denedim. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi karnına nefes alınca adamı üzerinden atman da kolaylaşıyor. Çünkü hani gücünü tekrar alıyorsun ama burada çalışıyorsa nefes hani o güç bu aşağısı hani yok gibi düşün. Daha zihindesin o an yine. Yani oksijen aşağı inmiyor bedeninde ama karnına gücünü topladığın zaman bir insanın üzerinden silkelemen var veya bir topa vurman var. Çok daha farklı. Bir de buralarda böyle yaşayacak kadar nefes almak deriz biz ona. Sadece göğüs kafesini oynar. Çok bu anda ve bedende değilsindir. Aslında o tehlikeli bir durumdur. Bedende olman için nefesin diyaframın da karnında olması lazım. Hep derler ya ikinci beyin. Hakikaten burası ikinci beyin ve şurayı biraz susturup gücünü ele almak, kontrolü eline alabilmek istiyorsan nefesinle çalışıp diyafram nefesini özellikle çok geliştirmeni tavsiye ederim sporcular için. Ya bir de galiba spor müsabakası yapan insanlar için en önemli şeylerden biri o kaosun ortasında farkında olmak yani. Aynen. Çünkü aynen. Öncesi çok önemli. Zaten yani öncesi şekilde. O an maça yansıyor. İşte yaptığın her spor neyse yüzücüysen bile evet. Biz bazı dalgıçlarla çalışıyorduk. İşte nefes tutma konusunda onlar geliştirmeye çalışıyorlar kendilerini. Yani aynı şekilde işte şeyler başlamadan önce şampiyonalar geliyorlardı. Bir süre uzun süre arka arkaya egzersiz ve terapiler yapıyorduk. Daha sonra girdiklerinde müthiş başarılar elde ediyorlardı. Yine aynı şekilde mesela öfkeli stresi, öfkesiyle bir türlü baş edemeyen sporcular yine meditatif hale sokup onları nefesle beraber sahada veya işte kafeste daha rahat bir şekilde performans göstermelerini sağlıyor. Mesela senin için şey nasıl oluyordu abi? Yani bir turnuvaya gittin, tanımadığın insanlar, sen orada kendi seviyeni test edeceksin. İşte demin onu söylemeye çalışıyordum. Bizim için çok hayati. Şimdi işin bir kondisyonumuzu arttıralım, işte aman da boğulmayalım kısmı, minderdeki performans, atletik performansı bir kenara koyalım.
İşin bir de o duyguları kontrol etme kısmı var. Bununla alakalı da biz bir bölüm çekmiştik. Çünkü düşünsene abi, her şeyin, bütün hardware burada, bütün araçların elinde, teknik biliyorsun vesaire biliyorsun. Ama beyin çalışmıyor. Adamın iç şeyini bilmiyorsun, ev, duygularını bilmiyorsun. Duruyor yani. O duygular, o çipi kontrol ediyor yani. Her şey orada. Aynen öyle. Yani doğru, potansiyelini doğru ortaya çıkaracak şey aslında duruma nasıl baktığınla alakalı, neye sahip olduğunla alakalı. Düşüncelerinle, değil, duygularınla birebir. Onun için içeride mesela gidiyorsun turnuvaya, herkes ölüyor heyecandan. Ve tabi gurur denen de bir şey var. Tabii. Şey de yapamıyorsun bunu, belli de edemiyorsun. Yani ben şunu açık konuşayım şimdi. Ya nefes egzersizi yap desem, Türkiye'den götürdüğüm kahvenin %30'u, belki %20'si bunu yapar. Geri kalan çok yapmak ister ama işte şimdi yapmayayım burada falan olur. Yani insanların bir çekinme şeyi var burada. Hani ben yo, ben çok tough'ım abi falan değilsin abi. Korkuyorsun. Korkmak çok doğal bir şey. Ya vücut, kaygı vücut doğal bir şey. Çok tough olabilirsin bu arada. Ruhsal o başka bir şey. Yani Hicks'in bir lafı var. Daha önce de bunu söylemiştik. Yani aptallıkla korkusuzluk arasında çok ciddi bir bağ var. Yani korkman lazım. Ve ama bunu kontrol edebildiğin zaman bir insan olarak bazı başarılara sahip oluyorsun. Onun için orada korkuyu kabul edip ve orada işte bununla nasıl baş ederimin yollarını bulmak için çok önemli bir araç nefes almak. Mesela turnuvadan hemen önce derin işte nefesleri yavaş bırakarak kendi sakinleştirdiği bir alan var jiu-jitsucuların. Hicks'in bundan bahsediyor. Diyor ki ben sakinleştirmek için kendimi başka bir şey yapıyorum. O daha mental. Performans için başka bir nefes tarzı var. Sadece nefes bir şekilde yapılmıyor. Evet. Yöntemleri var, çeşitleri var ve ne için nefes aldığın çok önemli. Nefes tutuyorlar. Ben şimdi nasıl sana odaklanıyorsam, adam da sadece maçı ve ne olacağı düşünüyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor. O yüzden midesi bozuluyor. Çarpıntı başlıyor. Anxiety, çarpıntı başlıyor. Maçta niye yoruluyorlar biliyor musun? Nefes tuttuğu için yoruluyor. Maçtan önce dövüşmeye başlıyorlar. Kalp hızlanıyor. Burası çalışmaya başlıyor. Ritim hızlanıyor. Evet. Yoruluyor adam olduğu yerde. Yani kalp ritmi yükselince heyecandan, normalden fazla atınca sen zaten idmanı aslında başlamış oluyorsun. O işte o anlamda çok işe yarıyor. Ben bazen bakıyorum kalbime. Görüyorsun yani, hissediyorum. Televizyon izliyorum ama bir tuhaflık var. Ondan sonra bakıyorum hani olacak bir şey diye hakikaten hızlanmış. Hemen böyle oturuyorum. Birazcık nefes alıp onu dengeliyorum. Başka türlü çünkü muhtemelen zihinde başka bir şeyler başlıyor. Ben onu dinlemeye başladığım için nefesi unutuyorum. Ne zaman nefese odaklanıyorum, kalp ritmini hemen düşürüyorum, geçiyor o duygu. Maçtan önce o anı da sana sağlıyor. Aynen. Yani bu şey de diyebilirsin, ben şimdi burada olacağım, etraftan hiçbir şey olmayacak şeyini veriyor sana. Onun için bir araç aslında bence bu. Çünkü çok fazla dikkat dağıtan şey var. Takım arkadaşlarım var, bağıranlar var, en sevdiği dövüşçü bir yerde dövüşüyor, senin belki maçın var. Hani ne yedim, ne içtim, kimonom hazır mı, ölçüler bilmem ne falan. Ama düğmeye bastığı zaman birisi sana gelip şey dediği zaman 10 dakika diyor mesela adam sana. Tak 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 tak. O zaman diyorsun ki tamam, I'm in the zone. Yani orada düğmeleri, başka düğmeleri açıp bazılarını kapatman lazım. Kapatman lazım. Onu nasıl yapacaksın? Her zaman hadi şimdi kapattım falan da olmuyor. Bu aynı zamanda bir yöntem yani onu yapabilmek için. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela sizle konuştuğumuzda az önce de söylediniz. Anda olmanın en büyük, ne denir ona? Hani anda olmaya giden en büyük yol hakikaten nefes. Çünkü hakikaten sadece o an alabildiğiniz bir şey. Yani sonrasını düşünmemek. Bu nefes egzersizleriyle ve mesela burada siz de hani kendi dövüş alanınızı anlattığınızda ikisini birleştirdiniz. Mesela oyuncular çok fazla bize nefes egzersizi yaparlar. Evet. Çünkü onlarda da oyuncular, ses sanatçıları falan, evet, onlara çok öğretirler. Evet. Spesifik olarak oyuncuların istenmesinin sebebi de şu oluyor abi. Mesela Meisner metodu diye bir metot var. O böyle her türlü ortamdaki her türlü değişikliği, her türlü farkındalığın en üst seviyede olması gereken bir şey. O farkındalık da genelde işte bu nefes kontrolünden geçtiğini söylüyorlar. Evet. Ben hani çalıştığım oyuncularda böyle bir şey isteyenlerle denk geldim. Özellikle karşındakini daha iyi dinlemek olarak da, ona algılarını açmak olarak ve hani bu şimdi bana bunu söylüyor da niye bunu söylüyor, sonra ne yapacak falan filan gibi hiç düşünmeden doğrudan tabii ona kendini vermenin çok güzel örnek. Nefesten bir sonraki geçmesi. Cevabını düşünüyor seni dinlerken. Evet. Ben şimdi bu bana bir şey anlatıyor ama bir sonraki cevabım ona ne olacak? O bile benim nefesimi kontrol etmeme sebep oluyor. Yani akış, ben seni dinleyerek hani anda kalıp sadece sana odaklayarak
bütün bilincimle ve farkındalığımla nefesim de akışlı olarak seni dinleyebilirim. Ama eğer bir sonraki adımı yine sana ne cevap vereceğimi düşünüyorsam yine içeride içerisiyle oynuyorum ben. Ve onu düşünürken de aynı zamanda mesela burada olan bir şey kaçırıyorsun mesela. Orada hani, olan şeyi kaçırıyorsun. Karşındakini çok sağlıklı bir şekilde dinleyemiyorsun. Aynen dövüşürken de. Eğer bir sonraki adımını hedefliyorsan veya onun şeyindeysen içerisi muhtemelen kilitlenmiş durumda o an. Ve işte sakatlanmalar da hep bundan çok artıyor. Çok fazla oluyor. Kaslar çok gerildiği için oksijensizlikten. Aldığın bir darbe seni çok daha kolay sakatlayabiliyor. Ama eğer sistem iyi çalışıyorsa içeride ben hep şey derim. Yani bir araba nasıl benzinle çalışıyor, telefonumuzu şarj ediyoruz. Biz de oksijenle çalışıyoruz. Yani bizim oksijeni al, senden alayım, ayrılıyorsun zaten. Benim sadece oksijen değil, biraz da kahve. Kahve ve oksijen. Bir de su. Bir de su. Daha seçiyorum. O yüzden mesela çok önemli. Benim çok hani unutamadığım örneklerden biriydi bu. Şimdi oyuncular da aynı şekilde sahneden önce dedin ya demin 10 dakikan var diyorlar. Orada şey diyorlar işte 15 saniyen var falan. Hele böyle ilk böyle daha tecrübeli biri değilse başlıyor kasılmaya ve işte bir metin var onu o sırada elini oraya koyacak falan her şeyi kafasına kurmuş. Ve robot gibi mesela onu oynamaya başlıyor. Nasıl isteniyorsa onu yapmaya çalışıyor ama mesela o sırada bir yerde bir biblo düşüyor diyelim. Fark etmiyor bile yani o aslında hiç istenmeyen bir şey çünkü bir reaktif olması lazım. Mesela bu da aynı şekilde bir dövüşçü veya bir performans ortaya koyacak kişi, bir dans koreografı olabilir falan. Hani işte yazılı metne çok bağlı kaldığın zaman o doğallığı kaybediyorsun. Tamamen kaybediyorsun. Jiu-Jitsu'da, dövüş sanatlarında da öyle. O tekniği çok düşündüğün zaman kayboluyorsun, dövüşemiyorsun, katılıyorsun, kasılıyorsun. Çünkü dövüşmeyi düşünmeden, hareketleri hatta düşünmeden otomatik hale anda gelmesini sağlamak için anda kalman lazım. Onun için de işte nefes alman lazım. O akışı sağlıyor. Flow diyoruz ya bize. Flow dediğin şeyi vücutla yapıyorsun tamam ama o flow'u sağlayan şey, vücudun o sensibiliteye gelmesini sağlayan şey de doğru şekilde o oksijenin girip çıkması ve vücudunu rahatlatman, o sinir sistemini falan harekete geçirmen lazım alakalı. Evet, nefes işte parasempatik sinir sistemini de uyarıyor. Aynen o senin o anki refleksleri falan her reflekslerini işte fırsatları görmeni belki her şeyi odaklanma anda kalmanı sağlıyor. Sen ne kadar çok anda kalmak ne demek? Bedeninde olmak demek aslında. Nefesindeysen bedenindesin ama ben şimdi dün için kaygılanıp yarınla ilgili bir planlar yapıyorsam bedenimde değilim, buradayım. Yukarıdayım, zihindeyim. O anlarda işte çok sağlıklı ne bir ruh haline sahip olabiliyorsun ne de vücut olarak iyi bir performansa sahip olabiliyorsun. Ama dediği gibi Burak'ın da katılıyorum. Maçtan önce bunu veya ne yapıyorsan yap. İlla sporcu değil, öğrenciysen de nefesinle çalışmak seni hem daha çabuk başarıya götürecek hem daha sağlıklı bir ruhsal duruma sahip oluyorsun. Eğer ruhsal durumun iyiyse zaten genelde her şeyde başarılı oluyorsun. Yani kaygı, stres, öfke bunlarla mücadele edebiliyorsa insan hayatta birçok şeyle mücadele edebilir hale geliyor. Bir de şeyi ben sormak istiyorum. Bu terapi yaptığınız ya da özel olarak çalıştığınız insanlarla belli bir beslenme düzeni, belli bir hayat tarzı da bir paket olarak mı yani bunu öneriyorsunuz? Yani ben koçluk da veriyorum aynı zamanda nefes yaptığım kişilere. Yani beslenmeyle tamamen alakası keyif, var mı? Şey olarak yapıyorum yani hani favor, çünkü seviyorum böyle şeyleri. Ben aralıklı orucu acayip takıntılı ve çok onaylayan bir insanım. Bizim camiada şu anda çok muhteşem bir şey bence. Çünkü yani yormamaya çalışıyorsun sistemi ya. O aynen ve açlıkla 16-18 saatten sonra açlıkla vücut kendini iyileştiren bir mekanizma. Ne kadar çok aç kalırsam ilk başta bir kere vücut detoks oluyor, temizliyor kendini. Nefesle de bu arada muhteşem bir temizlenme yaşıyorsun. %70 bütün o toksinleri nefes vererek atıyoruz. Karbondioksit de vücudumuzdan nefes vererek atıyoruz. O yüzden nefesi böyle verebilmek var, bir de nefesi böyle vermek var. Bu kontrollü veriş, bunda hani çok rahat bir... Benim çok yaptığım şey. Ama çünkü nefes veriş zaten tamamen doğal bir hareket. O diyaframın kendi hareketi. Nefes vermek için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Bütün odağı nefes alışa verip nefes verişte rahatlatırsak hem o detoks hem vücudun arınması daha çok hızlanıyor. Tekrar geliyorum şeye, konu değişti, nefese döndü. Ben açlığı çok tavsiye ediyorum. Kendim de uyguluyorum. Onun dışında kereviz
sapı suları ve limon sularına sarmış durumdayım. Her sabah yapıyorum ve çok tavsiye ediyorum. O da inanılmaz büyük bir vücudu temizleyen bir şey. Kerevizi ben seviyorum. Kereviz beni sevmediği için. Yapma ya. Neden? Yani. Dokunuyor mu? Yok, ben sevmiyorum aslında. Ha, yalan söyledim. Vallahi bayılıyorum sebzeye ben. Ama o detoks konsepti bir şey ya. Çok, sen daha pizza konsepti bir insansın. Yok canım. Niye? Ne zaman gördün pizza yediğimi? Bir kere buna pizza ısmarladım burada. Aç mısın dedim. Açım abi dedi. Pizza ısmarladım. Çünkü benim bence esasında böyle yönetmen tayfası sağlıksız beslenir. Ben zaten sağlıksız beslenir. Benim, benim dönemim şey, atıyorum bir ay sadece McDonald's yiyorum. Sonra ne yapıyorum artık kendine gel falan. Hala. Sonra hep ya. Yani fast food. Ama şöyle yani işte ondan sonra bir ne yapıyorum falan diyorum. Ondan sonra bir paket paket yanında yulaf yemek taşıdığım bir dönem de oluyor. Ya bir ben şimdi bu pandemi döneminde çok dikkat etmedim. Biraz dinlendirdim vücudumu. Antrenman falan da yapmadım. Ama baktım iyi gitmiyor. Kendimi iyi hissetmemeye başladım. Ya vücudum çok alışmış. Aynen, vücut çalışıyor zaten. Ya da çok faydasını gördüğüm bir şeymiş bu da. Ben bunu çok böyle hani zaten orada gibi görmüşüm. Çok kıymetini bilememişim gibi hissettim. Düzenli olarak jus yapmak, spor yapmak, sporla iç içe olmak böyle beni gerçekten iyi hissettiriyormuş. Onu fark ettim. Bunu fark etmem birkaç ay aldı. Ondan sonra dedim ki tamam ben geri dönüyorum. Şimdi ağırlık antrenmanlarıma tekrar başladım. Daha fazla jus yapıyorum falan. Daha fazla nefes almaya başlayacağım. Bununla ilgili çalışmaya başlayacağım kesinlikle. Çünkü gerçekten hani ne kadar erken başlarsın o kadar iyi ama geç diye bir şey de yok. Ben hissediyorum yani. Asla buna geç diye bir şey yok. İhtiyacım olduğunu hissediyorum. Özellikle böyle bir stresli, sıkıntılı bir dönemlerde dünyanın böyle bir her şeyin karamsal gibi böyle önümüzde aynen olduğu bir üstümüze zamanda. Üstümüze geldiği bir dönem. Aynen öyle. Birazcık daha benim de böyle kendi içimde bunu böyle bana iyi geleceğini hissediyorum yani. Hem sporuma hem sağlığıma. O yüzden biraz ona ağırlık vereceğim antrenmanlarla beraber. Çünkü sırf güçlü olarak olmuyor ne yazık ki yani onu ya, hareket ettirmek yani bir lazım. De herkese her şey iyi gelecek diye bir şey yok. Evet. Daha önce de konuşmuştuk. Herkesin bedeni, yapısı tamamen farklı. O yüzden buraya herkese aynı şeyi tavsiye etmek yanlış olur. Nefes bile öyle. Herkesin yapısı veya nefes alış şekli birbirinden ayrı, biz şey deriz, parmak izi gibi. Herkesin nefesi parmak izi gibi. Ben seminerde böyle 50-60 kişiyi yan yana yatırıyorum. Hiçbirisinin nefesi birbiriyle aynı değil. Çünkü hayatları çok farklı, çok farklı nefes alışkanlıkları var. O yüzden nefes alışkanlığına göre nefes egzersizi ve terapisi yapmak çok daha doğru. Yeme içme olarak da böyle. Kimi insan sebze ağırlıklı beslenir, kimi insan et ağırlıklı beslenir. Kimisine o iyi gelir, kimisine az uyumak iyi gelir, kimisi 12 saat uyumak ister. Kimisi sabah spor yapmak ister, kimisi akşamüstü 5'te ister. O yüzden vücudunun ve bedeninin farkında olmak çok iyi ama sana çok katılıyorum Burak. Hakikaten beden konuşuyor seninle. İki akşam kendini yorabiliyorsun. Yemen içmen değişebiliyor, eğleniyorsun, içki de içiyorsun, bir şeyler yapıyorsun ama sonra iki gün sonra beden diyor ki tamam. Şimdi biraz nadasa çek kendini. O dönemi dinliyorsun. Benim o dönemi içimden bir ses böyle hey falan diye bir ses. Sana ne oluyor? Aynen. Ben o sesi duyuyorum kulağımda. Evet yani işte bir yerlerin ağrımaya, sızlamaya başlıyor. Ya böyle duygusal durumunda tuhaflıklar başlıyor. Daha agresif oluyorsun. Daha çabuk sinirlenmeye başlıyorsun. Orada bil ki bir vücudun temizlenmeye ihtiyacı var. Var mı beklemek istediğim bir şey? Vallahi aslında bu konu öyle konu ki yani bunu sabaha kadar konuşulur. Ama belki ilerleyen bölümlerde, dönemlerde beraber burada bir uygun görürsen hani sadece dövüşçüler için belki kısa bir çalışma yaparız. Eminim çok merak eden olacaktır yani burada çünkü dövüşen birçok insan var. Ben o zaman en basitinden şimdi onları evde yapabilecekleri gibi izleyenlere küçük bir şey göstereyim. Bir ellerini göğüslerine, bir ellerini karınların altına koydukları zaman normalde doğru nefes hem alt karna hem üst göğse yani hem akciğerlere hem de diyaframa gidiyor olması lazım. Çünkü biz buradan buraya organla doluyuz ve bunların hepsi oksijenle bütün görevlerini yerine getirebiliyorlar. Bir eli göğüse, bir ele karna koyup ağızdan bağlantılı nefes dediğimiz bu işte arka arkaya nefes almak bağlantılı nefes. Nefes alacaklar ve hangi elleri oynamıyorsa bilsinler ki o bölgeye daha az nefes alıyorlar. Ve o bölgeyi geliştirmeye çalışsınlar. Mesela. Dalga gibi olması lazım nefesin. İlk başta diyaframa sonra da göğüs kafesinden çıkması lazım. Sırt rahat, hani itmeden, kası oynatmadan, mesela bunu da yaparım ama bunu yapmıyoruz. Sadece nefesle hareket ettirmeye çalışıyorum. Dene bak, çok ilginç. Benim aşağıda mesela, hissettim direkt yani. Diyafram nefesin daha kuvvetli. Evet.
daha o zaman daha gücünde, daha iradenle hareket eden bir yapın var. Ben bakıyorum mesela göğsünde de nefes var bu arada. Göğsünde de gayet nefes var. Ne yapabilirler? Farkında olmadan jujutsu yüzünden böyle mecbur kalarak geliştirdiğin bazı şeyler var. Süper. Adını koymadığın. Ama bak kendi kendine tekniği geliştirebileceğin. İşte geliştirmişsin aslında. Bir şeyleri bulup onun üzerine gitmen de illa bir eğitmen olması gerekmiyor bu anlamda. Farkında olsunlar. Ne yapabilirler? Diyaframa nefes almıyorlarsa mesela, hı-hı, buradaysa az nefesleri, ki dövüşçülerin ilk başta burada olması lazım. Çünkü burası kor, güç, işte irade, hepsi burada. Karnının üstüne küçük bir ağırlık koyup veya bir kitap koyup yatarak karnının üstüne burayı oynatmaya çalışacaklar. Ama karın kaslarını oynatarak değil, nefesle onu hareket ettirmeye çalışacaklar. Göğsünde nefes yoksa burayı bir şeyle bağlasınlar. Sıksınlar burayı. Daha kalın bir şeyle. Karnının üstü mü? Evet. Korse bez gibi bir şey. Evet, bez gibi, kuşak. Korse gibi, kuşak gibi. Aynen, daha kalın bir şey gibi. Burayı sıkarak göğsü açmaya çalışsınlar. Karnı nefes alıp almadığını böyle elini koyarak anlamayan insanlar var. Veya var, nefesi gidiyor mu diye. O zaman yüzüstü yatsınlar. Yüzüstü yattığın zaman nereye nefes alıp almadığını daha rahat anlıyorsun nefes aldığını. Ağırlıktan hissediyorsun. Yani. Evet, o yüzden hani onu yatarak yapabilirler, deneyebilirler. Ve bunu practice ederek, çalışarak geliştirebilirler. Bir soruları varsa ben seve seve cevap veririm ve yardımcı olmaya çalışırım. En önemlisi hani ilk başta nereye nefes almadıklarını tespit edip o bölgeyi açmaları. O yüzden hiç kimsenin nefes alışkanlığı ve nefes çalışması aynı olamaz. Herkesin ihtiyacı olan farklı bir nefes egzersizi ve terapisidir. Bir tek bunu bilsinler. Nefes almaya devam etsinler. Ellerinden geldiğince. Vallahi aynen, iyi ki geldin, evet. Özlencim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben seve ilk, seve. İlk günden çok beri oldum. Hep aklımdaydı yani. Hep listemdeydim yani. Aldım. Ama kısmet bugüneymiş diyelim. Çok çok önemli. Öyle. Var mı etmek istediğiniz bir şey? Yok, ben tekrar şunu söyleyeyim o zaman. Nefesin genel anlamda bir şeyi kalsın kafanızda. Nefes dediği zaman oluşsun istediğim düşünce. Nefes, doğru nefes aldığın zaman düşüncelerin değişir. Düşüncelerin değiştiğinde duyguların değişir. Duyguların değiştiğinde de bütün bu hayatına duygularının yansımasını yaşarsın. O yüzden doğru nefes alsınlar. Sağlıklı, mutlu, performansları yüksek bir ömür geçirsinler. İnşallah diyerek o zaman programı kapatıyorum. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.